Abdullah Yıldız İmtihan Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah şöyle buyurdular. İsrailoğullarından biri alatenli, biri kel, biri de ama üç kişi vardı. Allah bunları imtihan etmek istedi. Ve onlara insan suretinde bir melek gönderdi. Melek önce alatenliye geldi. En çok neyi seversin dedi. Adam... Güzel bir renk, güzel bir ten. İnsanları benden tiksindiren halin gitmesini, dedi. Melek onu meshetti. Derken çirkinliği gitti. Güzel bir renk, güzel bir ten sahibi oldu. Melek ona tekrar sordu. Hangi mala kavuşmayı seversin? Deveye, dedi adam. Anında ona on aylık hamile bir deve verildi. Melek, Allah bunları sana mübarek kılsın deyip kayboldu ve kelin yanına geldi. ''En çok istediğin şey nedir?'' dedi. Adam, ''Güzel bir saç ve halkı ikrah ettiren şu halin benden gitmesi.'' dedi. Melek onu meshetti. Adamın keli gitti. Kendisine güzel bir saç verildi. Melek tekrar ''En çok hangi malı seversin?'' diye sordu. Adam ''Sığırı'' dedi. Hemen kendisine hamile bir inek verildi. Melek ''Allah bu sığırı sana mübarek kılsın.'' diye dua etti ve amanın yanına gitti. Ona da en çok neyi seversin diye sordu. Adam Allah'ın bana gözümü vermesini ve insanları görmeyi dedi. Melek onu meshetti ve Allah ona hemen gözlerini iade etti. Melek ona da en çok hangi malı seversin diye sordu. Adam koyun dedi. Derhal doğurgan bir koyun verildi. Derken sığır, deve ve koyunun yavruları oldu. Çok geçmeden birinin develerden, diğerinin sığırlardan, öbürünün de koyunlardan oluşan birer vadi dolusu hayvanları oldu. Sonra melek ala tenliye, onun eski hali ve şekline bürünmüş olarak geldi ve ''Ben fakir bir kimseyim, yola devam etme imkanlarım kalmadı. Şu anda bana Allah'tan ve senden başka yardım edecek kimse yok. Sana şu güzel rengi, şu güzel teni ve malı veren Allah aşkına bana bir deve vermeni talep ediyorum.'' ta ki onunla yoluma devam edebileyim, dedi. Adam, olmaz öyle şey, onda nicelerinin hakları var, dedi ve yardım talebini reddetti. Melek de, sanki seni tanıyor gibiyim, sen alatenli, herkesin ikrah ettiği fakir birisi değil miydin? Allah sana sağlık ve mal verdi, dedi. Ama adam, çok konuştun, ben bu malı büyüklerimden miras aldım. Diyerek onu tersledi. Melek de eğer yalancıysan Allah seni eski haline çevirsin dedi ve onu bırakarak kelin yanına geldi. Buna da onun eski halinde kel birisi olarak göründü. Ona da öbürüne söylediklerini söyleyerek yardım talep etti. Bu da önceki gibi talebi reddetti. Melek buna da eğer yalancıysan Allah seni eski haline çevirsin deyip amaya uğradı. Melek ona onun eski durumu üzere göründü ve ben fakir bir adamım, yolcuyum, yola devam etme imkanım kalmadı. Bugün Allah'tan ve senden başka bana yardım edecek yok. Sana gözünü iade eden Allah aşkına, senden bir koyun istiyorum. Ta ki yolculuğuma devam edebileyim, dedi. Ama cevaben, ben de amaydım. Allah gözümü iade etti. Fakirdim, mal verip zengin etti. İstediğini ağlı, istediğini bırak. Vallahi bugün Allah adına her ne alırsan sana zorluk çıkarmayacağım, dedi. Melek de, malın hep senin olsun. Sizler imtihan olundunuz. Senden memnun kalındı ama diğer iki arkadaşına gazap edildi, dedi ve gözden kayboldu. Sonuç, imtihanı kaybedenler şükürsüz nankörler oldu. Gerekçeleri ise Karun'u hatırlattı. Hani Karun'a Rabbimiz anahtarları bile zor taşınan hazineler lütfetmiş ama o halkına karşı azgınlaşmıştı. Müminlerin böbürlenme. Şüphesiz Allah böbürlenenleri sevmez. Allah'ın sana verdikleriyle ahiret yurdunu gözet. Dünyadaki payını da unutma. Allah'ın sana yaptığı iyilik gibi sen de iyilik yap. Demişlerdi de Karun şu nankörce cevabı vermişti. Bu servet bana ancak sahip olduğum bilgi, beceri sayesinde verilmiştir.'' kıssadan hisse şükredenlerden olalım nankörlerden olmayalım